Densizlik dediğin Allah'ın emri Hamiyet Hanım. Sultan. Sultan vallahi elimde kalacaksın. Ne oluyor burada Hamiyet? Ne olacak? Sultan Hanım canıma kastetti. Sultan? Vallahi beyim. Canını değil Allah'ın emriyle kızını istemeye geldik. Bade, arabaya bin. Hadi güzelim. Biz bunu babanla erkek erkeğe konuşacağız. Hadi güzelim. Bade, derhal benim arabaya bin. Sen kim oluyorsun da benim kızımı benden kaçırıyorsun ha? Bir daha benden kaçma. Olur mu? Kızım. Hadi güzelim. Hadi aç gözlerini. Bade. Yaklaşma. Eğer ona bir şey olursa seni yaşatmam. Bir şey olursa zaten ben yaşayamam. Oğlum, umudum. Seni aldılar sandım, çok korktum. Thank you.
Çıkar silahını, düş önüme. Bir dakika. Sözümün arkasında durdum. Kızını sana buldum. Bak. Boşanacağız da zaten. Aramızda alacak verecek kalmadı, tamam? Yıkıl karşımdan, yıkıl! Görücüyü kovanın kızı evde kalırmış Hamiyet Hanım. Kalsın! Kalsın! Evde kalsın! Senin gelinin oluncaya kadar evde kalsın daha iyi. Ben asla bir yanaşmanın oğluna kız vermem. Duydun mu beni? Benim oğlum öğretmen. Kim büyüttü ona? Kim baktı? Kim okuttu? Şimdi gelip gözümüzü oysun diye mi? Heh, besledik o kadar yıl. Hamiyet, ileri gidiyorsun ama. Oğlumu ben okuttum. Sizin her gün burada pisliğinizi temizledim. Pişirdim, taşırdım, kurtardım. Onca lafa söze kulağımı tıkadım. Alnımın teriyle ekmeğimi kazandım. Oğlumu ben okuttum. İyi halt ettin. Al şimdi kıymetli oğlunu, defol git buradan, haydi. Kızına sahip çık be. Önce kızına sahip çık sen. Hadi bizi buradan kovdun. Ya kızının aklından, yüreğinden nasıl kovacaksın? He? Nasıl kovacaksın? Bırak artık, bırak. Bırak bu insanları, bunlar çocukluklarından beri birbirlerini severler, isterler. Bırak artık, günaha girme daha fazla. Yeter artık bu saçmalıklar, yeter. Susun ikiniz de. Bak, bak neler ettiniz görün. He? Bunlar nasıl kendilerini adam sanıyorlar, gelip kafamızı ediyorlar. Bizimle bir sanıyorlar kendilerini. Bir sanıyorlar, bir evin bir kızını gelip istiyorlar kendilerine. Hadsiz şey. Ama hayır, hayır asla izin vermiyorum. Defolun buradan. Haydi, haydi defolun. Hamiyet Hanım, çok ileri gidiyorsunuz ama. Sen karışma. Onu gebertmediğime şükret. Hadi Cemil, hadi. Hadi, al bunları. Aç kapıyı, at dışarı, hadi. Ne oluyor burada ya? Gene neyi paylaşamıyorsunuz siz? Ay! Sevda! Geldiler. Buldular beni. Vurup öldürecekler. Sen de ellerinde kalacaksın oğlum. Sevda. Şişt. Ses etmeyecekmişsin. Kimsiniz? He? Kimsiniz? Sevda'nın babasıyım. Getirin kızı bana. O adamlar kim abi? Sevda'nın abisiyle babası. Sen içerideki konuyu hallet. Ben burayla ilgilenirim. Ben size buralarda gezmeyeceksiniz demedim mi? Ha? Benim huzurumu kaçırmayın demedim mi? Ver Sevda'yı, gidelim. Dokunma babama. Anlaşıldı. Siz laf anlamıyorsunuz. Laf anlamadığınız için de sizin anladığınız dilden konuşacağım ben. Sen bu işe karışma delikanlı. Ver kızı, çekil aradan. Murat, paketleyin bu herifleri. Beni takip et. Arabalara. Yürü. Bırakın. Bıraksana. Başımıza ne geldiyse sizin gibiler yüzünden. Bak bir merhamet ettik, neler oldu? Sen kim, merhamet etmek kim ya? He? Bana bak Sultan. O dilini kopartırım. Bu eşikten benim iznim olmadan giremeyeceksin.
Anne yeter artık. Sen istediğin kadar konuş. Bu kapıya istediğini dik. Yusuf Ziya burada olduğu müddetçe canım ne zaman isterse girer çıkarım bu eve. Hadi bakalım. Hadi. Hadi göreyim de gir. Siz artık içeri girin isterseniz Hamiyet Hanım. Sen kimsin ayol? Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Size bir şey söylemek için makam mevki sahibi mi olmak lazım? İlla gerekiyorsa söyleyeyim. Ben Münevver'in abisiyim. Yeter. Mahalle kavgasına çevirdiniz. Hadi Hamiyet sen gir içeri. Abim haklı yenge. Hadi girelim içeri. Hadi. Hadi gir içeri. Sultan sen de oğlunu al da git. Hele biraz sakinleşin. Aklınızı başınıza devşirin. Gerisini sonra konuşuruz. Hadi. Düş önüme düş. Gittiler galiba. Gitmezler. Beni öldürmeden hiçbir yere gitmezler. Alayım mı? Uyumuş baksana. Yok bırak kalsın. Sıcağını kokusunu hissedeyim. Ay Sevda. Buradan da aşağısı görünmüyor ki. Ay yok ben dayanamayacağım. Çıkıp bir terastan bakayım. Elif gitme. Gözünü seveyim kal burada. Sevda Hanım. Siz ne işler çeviriyorsunuz böyle? Ha? Demek böyle sabahtan akşama kadar ortadan yok olmalarının nedeni bu yanaşmaydı ha? Niçin daha önce anlatmadın kızım? Böyle şeylerin bilinmesi son dakikaya bırakılmaz ki. Ben de bu gece geleceklerini bilmiyordum baba. Hadi canım. Lafı güzaf. Senin iznin olmadan nasıl cesaret edecekler bunlar buraya gelmeye? Ay size anlatsam, söylesem ne olacak ki? Ne değişecek? Hiçbir zaman ben ne isterim düşünmediniz ki. Hakkımda bütün kararları siz verdiniz. Öyle şey olur mu kızım? Bu senin hayatın. Sözde benim hayatım baba. Liseden sonra okutmadınız. Neymiş kız başıma yapamazmışım diye. Evlenmek ister miyim sormadan adamın biriyle söz kestiniz. İtiraz ettiğim zaman da ya kızdınız ya da susturdunuz. Çalışmama bile izin vermediniz. Saygısız. Saygısız. Biz ne yaptıysak senin iyiliğin için yaptık. Seni düşündüğümüzden yaptık. Kimin iyiliği için acaba ya? Sen sadece kendi doğrularını düşünüyorsun. Senin istediğin olduğu zaman her şey yolunda. Kimse senin sözünden, senin çizdiği yoldan çıksın istemiyorsun. Yeter. Yeter. Haydi odana. Ama bu konu bitmedi. Konuşacağız da. Emredersin. Münevver! Saygısız! Hamiyet. Kızın yanında konuşmak istemedim ama haklı. Bana sanki Münevver de onaylıyormuş gibi anlattığın şeylerin gerçeklerini şimdi duyuyorum. Bu kızın yaşamına bir daha karışmayacaksın. Çünkü artık yetişkin bir insan. Belli. Gerçekten. Belli. Yanaşmanın oğlunu koca diye evimize getiriyor ayol.
Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. O da bir insan. İnsan. Ayrıca mert bir çocuk. Sen ne karışıyorsun bu Rişa'ya? Seni ne ilgilendiriyor? Onun da bu evde söz hakkı var Hamiyet. O Münevver'in abisi. Münevver'in bir tane abisi vardı Yılmaz Bey. O da Yusuf'tu. Öldü. Ardın arkan kesilmedi be. Hadi bu neyse de. Az önce babanlar silahlarla kapıya dayandı kızım. Neredeler şimdi? Hala aşağıdalar mı? Yok, gittiler. Ali Ömer Bey önüne kattı götürdü. Artık nedense. Adam senin özel koruman sanki, değil mi? Ama ben sana diyeyim. Hamiyet Hanım bu olanları öğrenince hayatta izin vermez burada kalmana. Sen iyisin mi? Usuldan, yavaştan topla çantanı. Çünkü birazdan gelir, kapıya kor seni. Ya kızın üstüne gitmesene. Zaten titriyor, görmüyor musun? Aa! Neden ki? Heyecan mı yaptı acaba? Bak bebeğin maması orada. Hayrına son kez içiriver. Hadi. Ya sen işine gücüne baksana. Atacaksa da saklayacaksa da Hamiyet Hanım bilir. Sana laf düşmez. Göreceğiz. Neden getirdiniz bizi buraya? Ne yapacaksınız bize? Erkekliğiniz bu mu? Bunca adama karşılık bir biz. Sen misin erkeklikten bahseden? He? Sen misin? Kadına el kaldırmak erkeklik mi? Ya da kızının canını susamak erkeklik mi? Sana ne kızımdan? Önce maksadın ne, onu söyle. Maksadım bu işi kökünden halletmek. Murat! Gidin arabada bekleyin siz. Bizi yalnız bırakın. Aman beyim. Size gidin dedim. Bırakma beni. Sana
bana bir şey olursa ben dayanamam. Kızının canına karşılık ne istiyorsun? Sen kızı ver, ötesine karışma. Canımı sıkma benim. Sizi tuttuğum gibi polisin önüne atarım. Bunun çare olmayacağını sen de biliyorsun. Bunu veririm polise, ötekini çağırırım gelir. Sevda'yı asla sana vermeyeceğim. Bunu o kalın kafana sok bir kere. Sana ne lan kızımdan? Sana ne? O artık benim himayemde. Boşanma kağıdını da imzaladı. Kocası olacak o şeyden paçasını kurtardı artık. Kızının canına karşılık ne istiyorsun onu söyle. Erkek erkeğe halledelim bu işi. Mesele kapansın. Bu işi ancak kan temizler. 500 bin yeter mi? Ha? 500 bin. ***'lerini de alıp gitmen için 500 bin. Ben kan diyorum. Sen 500 mü dedin? 500 demedim. 500 bin dedim. Hakkı. Biz bunu babamla bir konuşalım. Sonra gelir seninle konuşuruz. Düşünün, taşının, şirkete gelin kararınızı verin. Bir daha da sizi ne konağın ne de evimin önünde göreceğim. Ona göre. Sus anne. Dur anne. Evleneceğim anne. Aha evlendin. Ha? Bırak istemeyi. Daha ağzımızı açmadan kapının önüne koydular bizi. Niye? Adam yerine koymuyor çünkü onun gözünde adam değiliz. Sana kaç kere dedim? Ha? Satır satır anlattım ama dinleyen kim? Bak. Bir musibet bir nasihatten iyidir. O kadar hakaret işittin. Ha? Soğudun mu oğlum? Rahatladın mı? Anne! Ne anası la? Yalan mı? Bana bak. Gittik, boyumuzun ölçüsünü aldık. Tamam, bu iş burada bitti. Noktayı koyduk. Bundan sonra Hamiyet kızını alsın da başına çalsın. Hancıoğlu değil kim olursa olsun. Sen de yoluna git artık. Ben de Hamiyet'in hoş geldiniz demeyeceğini biliyordum zaten. Biz üstümüze düşeni yaptık. Artık günah bizden gitti. Bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz. Hamiyet'in kendisi. Ne diyorsun sen? Şunu diyorum anne. Münevver'le evleneceğiz. Yiğit. Aşkım iyi misin? Nasıl iyi olayım ya? Baksana yaşadıklarımıza. Annem her şeyi yıktı geçti. Bundan sonra olacakları düşünemiyorum bile. Ya ben biliyordum böyle olacağını. Her şeyi göze almıştım zaten gelirken. Ya keşke geleceğinizden haberim olsaydı. Gerilmeni istemedim. Her şey birden olsun istedim. Şimdi ne yapacağız peki? Bunca olandan sonra? Ailelerimizin ne düşündüğü değil. Bizim ne istediğimiz önemli. Ben seni istiyorum. Ben de seni. Anne. Ya ne yapıyorsun? Bu adamla... Bu adamla bir daha konuşup görüştüğünü duymayacağım. Ben çocuk değilim. Sen bu evde yaşıyorsun. Benim kurallarıma uyacaksın. Bütün olay bu mu yani? Ha? Sen Hamiyet Hancıoğlu ha? Niye anlamıyorsun?
Etrafımdakiler sana tabi yaşamıyorlar. Kimsenin adına karar vermeye hakkın yok senin. Var. Hayır, yok. Niye görmüyorsun gerçekleri anne? Ha? Neden unutuyorsun yaşadıklarımızı? Sebep olduklarını farkında değil misin? Sus Münevver. Sus diyorum. Susmayacağım. Artık susmayacağım. Benim adıma karar verdin, sustum. O adamla nişanlandırdın, sustum. O pisliğin bana yaptıklarını kimseye anlatamadığım için sustum. O rezil adam yüzünden. O rezil adam yüzünden. Onun yüzünden verdim seni o adama. Bak, değişen bir şey olmadı. Yaralandım, canım acıdı ama Yiğit'i sevmekten vazgeçmedim. Anlasana artık. Ne yaparsan yap bu değişmeyecek. Rahat bırak bizi. Anne bırak artık, ne olur sevdiğinde mutlu olayım. Münevver. Münevver, Allah aşkına. Bu adamın seni gerçekten sevdiğine mi inanıyorsun? Ha? Yalan. Hayır. Bu adam senin sahip olduklarının peşinde kızım. Anla artık bunu. Aç gözünün teki. Tıpkı anası gibi. Aç gözlü. Yarasalar gibi yapıştı sana. Yarasalar gibi. Kanını emmek için. Neden? Çünkü sen Hancıoğlusun. Hancıoğlunun tek mirasçısısın. Anla bunu. Sen de her şeyi kendinden sanıyorsun. Beni sevemez değil mi? Bütün sebep para, at, san. Öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada Hancıoğlu olmayı senden başka büyüten yok anne. Sırf bu hırsın yüzünden abime de huzur vermedin. Sık boğaz ettin onu. Canını sıktın. Şimdi sayende abim yok anne. Sakın. Sakın. O dilini koparırım senin. Sakın! Nasıl? Henüz bilinci açılmadı. Kanaması devam ediyor. Kurşun hala batında. Hayati bir organa zarar verip vermediğini bilmiyoruz. Birazdan ameliyat alacağız hastamızı. Kız. Kan grubunu tespit ettik. Sıfır RH negatif. Sıfır RH negatif. Benim kan grubum uyumlu. İsterseniz ben verebilirim istediğiniz kadar. Yeter ki karımı kurtarın doktor bey lütfen. Lütfen karımı kurtarın. Neden ağlıyorsun? Buraya kadarmış. Baksana her şey bitti. Babamlar aşağıda mı? Seni koruyacağım demedim mi ben? İnanmıyor musun yoksa bana sen?
Kendimden çok. Ama... Aması yok. Ben yanındayken korkmana gerek de yok. Babamlar nerede? Gittiler. Nasıl? Bunları düşünme artık sen. Yatağına git. Bana güven. Rahatça uyu. Tamam mı? Sen uyumayacak mısın? Yok, uyuyacağım. Hem de burada. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Nedir be oğlum bu? Bu dalgalanmalar, bu çalkantılar artık beni çok yormaya başladı evladım. Aile olmak bu demek değil mi baba? İyisiyle kötüsüyle her şeyi beraber yaşamak. Geç oldu. İstersen eve gidelim ha? Eve mi? Burası evimiz değil mi? Haklısın da. Hamiyetin çenesi hiç durmuyor ki. Sen de huzursuz ol istemiyorum be evladım. Baba Münevver çok üzüldü. Yani bir yardımım dokunur mu bilmiyorum. Müsaade edersen burada kalalım. Hem gidersek senin de aklın kalacak. Onda da haklısın oğlum. Haklısın. Beyim, çay ya da kahve bir şey içer misiniz? Ya da meyve soyup getirin mi? Yok kızım, sağ ol. Sağ ol da sen yukarıdaki odayı... Yukarıdaki odayı Yılmaz için hazırla hadi. Yusuf Bey'in mi odasını mı? Hayır, hayır. Yok, ben orada kalmam. Sen benim kaldığım oda vardı ya. Oraya bir yastık bir de yorgan atın. Olur. Daha ne olsun be oğlum? Ben bu evlatlarım için bu kadar uğraşıyorum, bu kadar didiniyorum. Ama sonunda da kabahati gene ben çıkıyorum. Neler oldu ben soramadım. Ya ne olacak Allah aşkına? O sultanın densizlikleri. Hassiz şey. Torunumu alamadı ya. Şimdi kısas olarak kızıma göz koydu. Düşünsene ayol. O sümsük oğluna kızımı istiyor. Olacak şey mi bu? Ciddi misin? Evet. Ciddiyim. Vallahi. Bak senin de ağzın açık kaldı. Olmaz oğlum. Olmaz. Mümkünü yok. Ama ben söylüyorum ya. Suçlu oluyorum. Yok hala sen beni yanlış anladın. Ben olmaz demedim ki. Zaten bizim ne düşündüğümüz önemli değil. Önemli olan Münevver'in ne istediği. Ha. Münevver var ya Münevver. Artık ağzını bile açamazsın. Niye hala? Neden karşısın ki? Belli ki birbirlerini çok seviyorlar. Hem Yiğit'in çocukluğunu biliriz biz. Efendi, aklı başında bir adamdır. Ne oğlan ama. Ne adam. Olmaz oğlum. Olmaz mı abişim? Ayol davul bile böyle dengi dengine. Düşünsene.
konağın tek varisi Münevver gidecek, o kahyanın oğluyla evlenecek. Olacak şey mi bu? Halacığım, belli ki bu konuda seninle olaya aynı açıdan bakamıyoruz biz. Önemli olan mevki, makam, para pul, ekonomik güç değil ki. Yürekleri denk olsun yeter. Hem ben Yiğit'in Münevver'i koruyup kollayacağından, onu çok seveceğinden adım gibi eminim. Hey Allah'ım ya Rabbi. Bir tek hakikati ben mi görüyorum? Oğlum, oğlanın niyeti bir tek bu olsa anlayacağım. Niyetini sordun mu inşallah? Çocuğu karşına alıp oturup bir konuştun mu? Onu aşağılamadan, yargılamadan, infaz etmeden bunu yaptın mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle karşılıklı konuşmaya falan gerek yok. İnsanın yaşı, gördükleri, etrafında olanlar, bitenler hepsi tecrübe oluyor insana. Biliyor yani. Ben bunların cibilliyetini bilirim oğlum. Hepsini çok gördüm. Sen de gördün. Annen de gördün. 50 kere söyledim anacığına. Bu kahyaya dikkat et. Bak başına iş açacak. Aman kızım. Dinlemedi. Ne oldu? Ha? Babana kancayı takıverdi. Adamcağız tığ tebel şah merdan kaldı. Sen de evsiz barksız kaldın. Bak, o konuda haklı olabilirsin ama Münevver konusunda sana katılmıyorum. Daha fazla da kalbini kırmak istemiyorum. Gelebilir miyim? Gözlerine çöken hüznün sebebi buymuş demek ki. Keşke paylaşsaydın benimle minik. İşe yarar mıydı bilemem ama ben konuşurdum halamla. Gel. Gel buraya. Gel. Korktum. Korktun mu? Sevgiden korkulur mu? Bizim evde korkulur. Çünkü kimin kimi seveceğine annem karar veriyor. Ya da karar verdiğini zannediyor. Zaten istesen de istemesen de yüreğinin sesini bastıramazsın. O ne yapar eder bildiğini söyler. Ben denedim işte. Dinlememeye çalıştım ama olmadı. Çok seviyorum onu. Biliyorum. Belli ki o da seni çok seviyor. O zaman mücadeleden vazgeçmeyeceksiniz. İki yüreğin aynı heyecanla atması öyle bir ritimdir ki kolay bulunan bir müzik değil. Gözlerin hep gülsün. Bunun için ben elimden geleni yaparım. Tamam mı? Canım benim. Kızım nasıl? Kurşunu çıkartabildiniz mi? Çıkarttık. Çok şanslı. Hiçbir organa isabet etmemiş. Yine de hasar alan damardan epeyce kan kaybetmiş. Kan takviyesi yapıyoruz. Bu gece yoğun bakımda kalacak. Hayati tehlikeyi atlattım. Mehmet Bey, bu çok ciddi bir yaralanma. Bu gece kanama olmaması önemli. Peki görebilecek miyim? Maalesef. Bu gece olmaz.
kimsin sen? Ben senin. Tamam, bekle. Bebeği yatırayım. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, niye çağırdın? Sabah ilk önce seni görmek istedim. Evde olsaydık şimdi bana yumurtalı ekmek yapardın. Yine yaparım. Yok, burada istemem. Ben bir şirkete gidip geleceğim. İstediğin bir şey var mı çarşıdan? Canının sağlığından başka ne isteyeyim ki? Kendine iyi bak. Sevda, neredesin? Ay, kusura kalmayın. Ben öyle birden şey ettim. Yok, kal. Ben de çıkacağım zaten. Görüşürüz. Sabahın bir körü bu ayazda ne yapıyorsunuz bakayım? Hiç, çıkacakmış da. Senden izin mi alıyor? Yok artık. Bir ihtiyacın var mı diye sordu. Ha. Hamiyet Cini Tepesi'nde. Oğlanı da alsın gelsin dedi. Yutmadım ya, neyse. Hı. Kuşu güzeli bir tane. Hanımım getirdim ilaçlarını. Bu tansiyon ilacın, bu da başın için. Of Pınar. Vallahi şu başım var ya, kesip oraya atsam gene faydası yok. O kadar ağrıyor yani. Ya haklısın hanımım. Yani akşam olanlardan sonra şu yataktan kalktın ya, ona bile şükür. Ha, o sultan var ya, o sultan. Onun etlerini böyle cımbızla lime lime doğrasam var ya, gene doymam. O yılan Havva'yı geldi, soktu içimize, yetmedi. Şimdi bir de kızıma göz dikti ayol. Tövbe ya Rabbim. Sadece onunla kalsa iyi. Şimdi sıra Ali Ömer Bey'de. Ne demek ayol bu böyle? Ne yapsın Sultan Ali Ömer'i? Hadi hadi. Hadi git bana tost most bir şey yaptır. Aç açına içtim bu ilaçları, midem geberecek ayol. Hanımım kahvaltı hazır aşağıda. Geç otur sofraya. A doğru. Bir tek siz akıllısınız. Biz aptalız. Bilmiyoruz aşağıya gitmeyi. Kim var kahvaltıda? Yılmaz Bey'im var. Hasan Bey'im var. Ha, bir de Yılmaz var. Allah'ım ya Rabbim. Bu da ayrı bir alem. Günaydın. Bana seslenmişsiniz. Evet. Sana seslendim. Getir çocuğum, getir. Pınar, hadi sen çık dışarı. Kapıyı da kapat. Ay gogoşum benim. Gülme bana öyle sen. Canım benim, güzel oğlum benim. He? Canım benim. Akşamki rezilliği duydum. Hayır, anlamıyorum. Yani nasıl oluyor böyle şeyler? Üstelik de bu çatının altında. Ben Ali Ömer'e dedim. Olmaz dedim. Ama ne bileyim işte. Tabii. O da uğraşmadı değil mi? Erkek ya. Böyle önünü ardını düşünmeyecek. Ama sen düşüneceksin kızım.
önünü ardını düşüneceksin. Hayır, ben gerçekten anlamıyorum. Yani bir insana yatak veriliyor, yemek veriliyor, ona bakılıyor ve o eve bunlar yapılıyor. Özür dilerim. Bir daha ölsem de olmaz. İzin vermem. Ben de konuştum Ali Ömer'le. O da söz verdi. Bakalım, göreceğiz. Yavrum, anneni haklı bulduğum için değil ama madem ki böyle bir durum vardı, niçin bunu daha önce söylemedin? Afiyet olsun. Günaydın amca. Akşamki mevzu mu abi? Canım, daha önce anlatılmış olsaydı bütün bu tatsızlıklara mahal verilmeyecekti. Konuşmak yerine gereğini yapmış. Baba, oğlan almış çiçeğini gelmiş. Tamam da oğlum. Hamiyette habersizdi tabii, ne yapsın? Annemle konuşsam da bir şey değişmezdi baba. O gene aynı şeyi yapardı. Canım, paşazadem benim. Güzel oldu. Hadi, hadi sen aşağı in. Git kahvaltını falan et. Çocuğun odasını havalandır. Tamam mı? Ben de biraz oğlumla birlikte kalayım. Ha? Bir daha olmasın. Vallahi. Ben senin ananmış, babanmış, dananmış hiç uğraşamam kızım. Duydun mu? Hiç uğraşamam bu rezilliklerle. Benim derdim başımdan aşkına yok. Bir de senin püsürdeklerinle uğraşamam. Siz bunu mu diyordunuz? Başka ne diyeceğim? Ha? Eşkıya gibi girmişler eve. Vallahi bir daha olmasın. Bak çok fena olur. Ona göre. Tamam. Hadi. Hadi git artık. Yavrum. Ah, o küçücük ağzını severmiş babaanne. Hala kendine gelmedi mi? Ters bir şey mi var yoksa? Sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Her ihtimalle karşı ilaç veriyorduk uyuması için. Yeni bir kanaması olmadığı için ilacı kestik şimdi. İyileşecek değil mi? Atlattı yani tehlikeyi. İyi bakılırsa sorun çıkmayacak. Ama önce hastamız kendisine gelsin, konuşsun. İzin verin içeri gireyim. Hiç olmazsa yanında olduğum bilsin. Peki. Arkadaşlar üzerinize steril kıyafetler versinler. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Bana bir filtre kahve getirir misin? Tamam efendim. Demek karar verdiniz. İyi. Gelin içeri. Kadınım. Ne olur aç gözlerini. Beni nefesinden mahrum bırakma ne olur. Buradayım.
yanındayım. Bizde bu davalar parayla olmuyor. Kanın bedeli kan, canın bedeli candır. O Mümtaz denen herif nasıl kurtuldu peki? Ondan para almadınız mı? O erkek. Öyle mi? Aslında mevzu bahis o değil. Bu sevda yüzünden başımızın yerde kaldığına mı yanalım? Evlatlarımın durumuna mı? Bak biri hala yaralı. Diğerini de içeri tıktılar. Geride kalanlara sahip çık sen de. Sen akıl vermeyi bırak da paradan bahset. Eğer 500 bini peşin vereceksen ne âlâ. Bizde kan parası öyle taksit taksit ödenmez. Oğlan doğru söylüyor. Hakkı var. Aslında benim gönlüm de hala razı değil ama... Baba... Akşam enine boyuna uzun uzun konuştuk değil mi? Yalnız bir daha buralarda dolaştığınızı görmeyeceğim. Sevda'nın peşini bırakacaksınız. İkinizden birinin Sevda'yı rahatsız ettiğini duyarsam benden günah gider. Ona göre. Artık onunla bir bağımız kalmadı. Toplantıyı iptal et. Acil işim çıktı. Ay Sevda. Yavaş kız. Aklımı çıkardın. Ay benim de canım çıktı meraktan. Ne diyormuş Amiyet? Söylesene. Babamlar yüzünden kızmış. Haklı kadın. Ne zoru var ki? Öyle vallahi. Dün sinir oldum Pınar'a ama kız haklı. Kapının önüne koyuverirler vallahi. Ali Ömer izin vermez ki. Sevda, gözünü seveyim kaptırma kendini. Sabah da öyle terasta göz göze falan. Mümtaz'ı dövmüş biliyor musun? Aa, neden? Aman, gerçi boş ver ellerine sağlık, iyi yapmış. Ben konuşmak için aşağı inmiştim ya. O bizi görmüş. Kolumdan tuttuğu gibi konağa gönderdi. Bana bir şey yapacak diye korkmuş. Bir de... Konuşsana kız. Kıskanmış beni. Nereden belli? Kendi mi dedi? Gerek yok ki. Ben anladım. Sevda, bak Mümtaz da seviyordu seni. Su katılmamış çıktı adam. Mümtaz Ali Ömer'le bir tutma. Kimseyle bir tutma. Önce ben de korktum. Yine aynı acıları çekeceğim diye. Kaçtım ondan. Ama dün gece benden kaçma dedi. Ben yine biz olamayız. İşte bırak beni dedim. Ama o beni bırakmadı. Kim demiş biz olamayız diye dedi. İşte öyle. Ay yoksa öptü mü? Elif, bir desin anasın. Kaynağına başlık kopti bu çocuğa. Ay ben ocaktakini unuttum. Hadi görüşürüz.
okula gidelim mi? Okula. Tamam. Hadi bakalım küçük beyimizin çantasını da takalım. Ay 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 ay. Hayır olsun. Ne diye? Rüzgar'ı okula götürüyorum. Ay vallahi şaşılacak şey. Avuç dolusu para veriyoruz bu çalışanlara. Ha? Ama sen illa bu ayak işlerini yapmaya bayılıyorsun. Israrla. Anne. Pınar. Al çocuğu Murat'ın yanına git. Sizi götürüversin. Gerek yok, ben götürürüm. Pınar, ne diyorsam onu yap. Haydi. Ne bu şimdi? Eve mi hapsediyorsun? Nasıl anlıyorsan şekerim. Ama aklın başına gelinceye kadar bu evden dışarı çıkmak yok. Bakalım yine ne geçecek. Canım mı yanıyor? Ağrın mı var? Ağrı kesici yapsınlar ister misin? Ölemedim Mehmet. O ne demek güzelim? Çok yoruldum. Günahları taşımaya çalışmaktan çok yoruldum. Ben seninle bir ömür her şeyi taşımaya, her zaman yanında yakınında olmaya söz verdim. O öptüğün ellerde Yusuf'un kanı var. Ben sana baktığım zaman ne gördüğünü biliyorum güzelim. Sevgi için. Mutlu olmak için bir sürü kötülük yaptım. Herkesin hayatını mahvettim. Aşkım için. Mutluluk için. İçimdeki hırsın pisliğiyle her şeyi mahvettim. Evet. Çok kötülük yaptık. Evet, çok can yaktık. Ama bak düşmanız. Sen de ben de kabahatimizi biliyoruz. Biz birbirimizle yüreklerimizi temize çekiyoruz Badem. Ben de seninle olmak istedim. Ne zaman kendimi sana bırakmak istesem bir engel çıktı. Mutluluğu hak etmiyorum Mehmet. İçimdeki pisliğin temizlenmesi için daha kaç kere ölümden dönmem gerekecek. Ölüm deme, ne olur. Ne olur ölüm deme. Birbirimizde yok olalım de. Birbirimize çarpıp dağılalım de. Günahlarımızı bir tarafa bırakıp yeniden doğalım da ama ölüm deme ne olur. Ne olur ölüm deme. Murat'ı diyorum. Bağ evine yollayayım da eşyalarımızı toplayıp gelsin ha. Bu kadar aceleye gerek var mı? Afiyet olsun. Gel oğlum gel. Ne oldu dün akşam konuşamadık? Hallettim. İyi yapmışsın. Kızcağızı kimsesiz zannedip de tekrar canını sıkmasın o serseriler. Maşallah. Maşallah. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Çok şükür. Bozmak isteyenlere inat hem de. Ay Allah nazarlardan saklasın. Huzurunuz bozulmasın inşallah.
Enem terefiş, kem gözlere şiş. Yılmaz Beyciğim, bir şey sormak istiyorum. Acaba misafirliğiniz ne kadar sürecek? Yani kızlar yemek hazırlayacaklar da onun için soruyorum. Hamiyet Hanım, biz misafir değiliz. Anlamadım. Unuttunuz galiba. Bu konak ne kadar sizinse o kadar da Yılmaz'ın. Sevda. Ne oldu? Sana çok güzel bir haber vermeye geldim. Artık babanlardan korkmana gerek yok. Konuştum ben onlarla, anlaştık. Peşini bıraktılar senin. Yok. Olamaz. Yalan söylemişler sana. Onlar benim canımı almadan bu davayı bırakmazlar. Vazgeçtiler ama. Nasıl? Dedim ya demin. Konuştuk biz. Erkek erkeği hallettik. Artık saklanmana gerek yok. Öyle mi? Bitti mi bütün kabuslar yani? Yok. Ben şimdi güneşe bakabilecek miyim? Rahat rahat nefes alabilecek miyim? Arkamı kollamadan sokağa çıkabilecek miyim ha? Sen artık canın ne isterse yapabileceksin. Canın ne isterse. Seni Allah bana gönderdi. Öl de öleyim. Ne istersen edeyim. Ölüm yok artık. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sadece. Canım. Sevda. Pınar. Günaydın. Neden Münevver gelmedi? Ona kalsa koşa koşa gelecekti. Ama Hamiyet'e yakalandı. Daha da izin vermeyecekmiş dışarı çıkmasına. Bu nasıl iş ya? Ha? Çocuk muyuz biz? Nasıl üzülüyordur şimdi Münevver? Tamam, hemen ümitsizliğe kapılma. Baksana konuşamıyoruz bile Pınar. Bak sen dersten çıkınca beni ara İsmi, ha? Ben ne yapar eder telefonu götürürüm Münevver'e. Gerçekten mi? Çok sağ ol Pınar. Hadi iyi dersler. Sağ ol. Dediğim gibi rahat ol. Anlaştık mı? Sevda bu kaçıncı? Ya ben değil de başkası girse odaya. Bırak şimdi herkesi Elif. Bitti. Her şey bitti. Artık özgürüm. İpi salınmış uçurtma gibiyim. Ha yok. Sen sahi aklını kaçırdın Sevda. Ali Ömer babamlarla konuşmuş. Canımı bağışlatmış. Babamlar gitmiş. Aa, sahi mi diyorsun kız? Ama ya gitmedilerse? Ya bekliyorlarsa köşede hala? Gel. Bakalım.
Ay gözünü seveyim, gitme Sevda. Ya ben Ali Ömer'e güveniyorum. Yalan konuşmaz. Gittiler dediyse gitmişlerdir. Bak kimse yok, gel. Sahiden gitmişler. Yüreğimdeki ağırlık gitti artık. Nefes aldığımda içim acımıyor. Bir de annemle kardeşlerimin hasreti olmasaydı. Eceli de atlattık çok şükür. Onların da iyi olduğunu biliyorsun. Gönlünde bu hasrete katlanacak artık. Annem sağken öksüzlüğü yaşayacağım. İyi olduğumu bilse tamam der. Yüreğinin bir köşesinde hiç kimseyi sezdirmeden saklar beni de. Ufaklıklar büyüyünce bir ablamız vardı diye hatırlarlar mı acaba? Durumu daha iyi. Birazdan odayı alacaklar. Teşekkürler. Çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bade Hancıoğlu'nun yakınları siz misiniz? Buyurun. Ben kocasıyım. Bade Hanım toparlanana kadar sizin ifadelerinizi alalım. Tabii. Olay nasıl oldu biliyor musunuz? Evet, ben karımla beraberdim. Hatta karımın babası Celal Bey de bizimle birlikteydi. Akşam yemeğinden dönüyorduk. Arabamız arıza yaptı. Mecburen durmak zorunda kaldık. Sanırım durduğumuz yer avlanma bölgesi. Köpek sesleri geliyordu bir taraftan. Sonra bir silah sesi duyduk. İşte sonrası kaza kurşunu. Karımı aldığım gibi hastaneye geldik. Karımı şimdi odaya alacaklar. Bizim için çok zor bir geceydi. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa buna daha sonra devam edelim. Tabii Mehmet Bey. Biz gereken araştırmayı yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Badenin yanına çıkalım. Ne yapıyor benim ki? Rüya mı görüyordunuz? Niye yatıyor çocuk burada? Biraz huzursuz. Gazı var galiba. Olur mu kızım? Aa, beli yana ağrır çocuğun. Kaldırın yatağına yatırın hadi. Sen değil, sen değil. Cemile yapar. Hadi, hadi, hadi durma. Sevda. Bak ben ne diyorum. Sen bugün izinli ol kızım. Olmaz. Yani gerek yok. Ben oğlanın çamaşırlarını yıkamıştım. Ütülerini yapacağım. Bir de biraz keyfi yok dedim ya. Yapar yapar. Cemile hepsini yapar. Çamaşırlarını da ütüler, yıkar da, ona bakar da. Merak etme sen. Hazır şu eşkıyalar dışarıda değil. Seninkiler. Bari çık da biraz hava al. Azıcık bir ortalığı dolaşırsın. Ha? Akşama da gelirsin.
Hadi Cemile. Çocuk sana emanet. Tamam hanım. Ay, çilemsiniz çilem. Oh, hadi yine iyisin vallahi. Fikrini değiştirmeden çantan kap da çık dolaş biraz. Kadınım, eğer sana bir şey olsaydı... dünyayı bunu yapanın başına yıkardım. Olmadı bak. Kızım, ben çok üzgünüm. Yani böyle olsun istememiştim. Biliyorum. Sen Mehmet'i, kocamı öldürmek istedin. Ne oldu? Ne değişti? Onu vursaydın da benim canım yine böyle acıyacaktı. Sen bunu ne zaman anlayacaksın ben bilmiyorum. Hadi bakalım, bu kadar temiz hava yeter. Emredersiniz komutanım. Aa, kız nereye? Hamiyet Hanım izinlisin dedi. Oo, fena mı? Gez dolaş gönlünce. Öyle yapacağım galiba. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevda. Gelsene. Şey, Hamiyet Hanım çık dedi ama. Haberim var. Ben de izinliyim bugün. Gezelim mi? Olur. Olsun ki. Dün ölümün nefesi ensemdeydi. Şimdi arabalarda geziyorum. Biliyor musun? Bütün umutlarımın bittiği yerde tanıdım seni. Her şeyi kaybetmişken sen geldin. Hayatım bambaşka oldu. Ben birazcık yardım ettim diyelim. Yok. Bayağı bayağı sebebim oldu. Önce ev verdin, ekmek verdin. Eceli beklerken yarını düşler oldum sayende. Herkese güvencimi, inancımı yitirmişken sana inandım. Sevda da aşk da yalan derken... Neden sustun? Ne güzel konuşuyordun. Sen ellerin sihirli diyordun ya. Asıl sihir sensin. Nereye gidiyoruz merak etmiyor musun? Sen nereye dersen. Seni annene götürüyorum. Gerçekten mi? Ama önce biraz alışveriş yapalım. Eli boş gitmek bize yakışmaz.
Anca oğluk ona. Sultan ben, Sultan. Buyur Sultan Hanım. Sevdayılar bakam. Evde yok. Aa, niye? Kız yoksa Hamiyet onu da mı kovdu? Bu basına mı verdiler yoksa kızı kız? Yok, Ali Ömer Bey o iş halletmiş. Hamiyet Hanım da sen çok sıkıldın dedi. Git az da dolaş gel dedi. Bak sen. Hamiyet aslında bir insan olduğunu hatırladı demek ki. Hayırdır, sen niye aradıydın? Niye arayacağım? Oğlanı merak ettim. Sevda yoksa oğlana kim bakıyor? Oğlanı merak etme. Ben ana güller gibi misler gibi bakıyorum. Sorgun sualin bittiyse kapatıyorum telefonu. İşim gücüm var benim. Gözünü ayırma oğlandan. Ah yiğit, ah, ah. Olmayacak işler için ne köprüler yıktık. Şimdi oğlanı göremiyorum. Ben de Münevver'i göremiyorum anne. Müstahak sana. Adım Sultan, o kadar eminim. O kızı şimdi konağa kapamıştır. Üstüne de kilidi basmıştır. Burnunu uzatmasına müsaade etmez onun. Yakında duyan birine de verirler. Senin daha önce tecrübe etmişliğin var nasıl olsa. O bir kere olur anne. Ya babam kızarsa? Yanında ben varım. Ben kendim için korkmuyorum. Anneme izzet etmesin de. Evlatla anne arasına kimse girmez. Hadi. İstemedim ki. Sen seversin kahveyi. Öyle hem kuru kuru oturulmaz. Bu ne? Yiğit, yiğit. Aşkım. Nasılsın aşkım? Nasıl olayım ya? Gittikçe her şey daha da kötüye gidiyor. Sakın üzme kendini. Tamam mı? Sadece söyle bana. Benimle her şeye var mısın? Varım aşkım. Adını sanın anmayacaksın dediğinde içim kezzap dökülmüş gibi parçalandıydı. Varsın görmeyeyim yüzünü. Yaşadığını bileyim yeter dediydim ama hasretliğimiz çok sürmedi. Al canım. Ali Ömer sağ olsun anne. Allah senden razı olsun evladım. Tuttuğun altın olsun. Hiçbir gün darda zorda kalmayasın. Sen beni yavruma kavuşturdun ya. Yaradanım da seni sevdiklerinden ayırmasın. Bir gün bile. Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın. Ah bileydim geleceğinizi.
tandıra yakardım. Ekmek aş yapardım size. Senin kokun yeter anne. Yavrum. Sevda, akşam olmak üzere. Üzülme hiç. Hem sen ne zaman istersen ben getiririm seni annene. Hem siz de istediğiniz zaman gelin. Sevda benim için çok değerlidir. Allah razı olsun evladım. Estağfurullah, estağfurullah teyzeciğim. Öpülecek bir el varsa o da sizinkisi. Allah razı olsun evladım. İki cihanda yüzün gülsün. Hayır duanızı aldıysam ne mutlu bana. Ne oluyor burada? Dava bittiğine göre Sevda'yı evine getirdim. Annesiyle kardeşleriyle hasret gidersin diye. Kalk bir su getir bana. Kalk sen de çık dışarı. Dediğim gibi demin. Ne zaman isterseniz gelin. Hatta arayın beni. Ben gelir sizi alırım. Hadi gidelim biz artık. Canım. Ben bir daha gelirim. Sen de benim yanıma gelirsin, tamam mı? Hadi. Varın çıkın eve. Ayazda kalmayın. Yavrum. Adıyla dadıyla sevdam. Kaderin hep gülsün yüzüne. Ölüm korkusu olmadan yaşa yavrum. Artık korkmak yok anne. Ben de ağlamayacağım, sen de ağlama artık. Ceylan'ım. Anne, Elif benim yanımda. Teyzem rahat etsin. Şükür Allah'ıma. Ben sizi arayacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Neden ağlıyorsun? Yasak yok artık. Hasret bitti. Mutluluktan ağlıyorum. Bu olanlar, sen, yaptıkların... Hala inanamıyorum. Mutluysan sorun yok. Çok. Kardeşlerin çok tatlılar. Onları ben büyüttüm biliyor musun? Annem hep tarlaya giderdi sabahtan akşama. Ben küçüktüm o zaman. Onların mamalarını hazırlardım. Uyuturdum. Bana hep küçük anne derlerdi. Mama dedin de sabah ben hiçbir şey yemedim evde. Karnım çok aç. O zaman hemen eve gidelim. Ben de bir şeyler hazırlarım sana. Yok, gerek yok. Benim daha iyi bir fikrim var. Konuştum ama ikna edemedim.
Seni görmek istemiyorum. Senin yüzünden. Abi. Yapma. Yalan mı? Kızımın zayıflığından faydalandın. Çaresizliğinden yararlandın. Zehirledin kızımı. Ben kızını sadece sevdim. Canımı tehlikeye atacak kadar çok sevdim. Niye anlamak istemiyorsun bunu? O senin kardeşinin karısıydı. Ben Bade'yi sevdiğim zaman Yusuf'la aralarında hiçbir şey yoktu. Yusuf'la yakınlaşmaya başlamadan çok önce benim içime bu kara sevda düşmüştü zaten. Ama defalarca uyardım Bade'yi. Yusuf'un peşine düşme dedim. Mutsuz olursun dedim. Seni yakar dedim ama dinlemedi beni. Ben yine de hep ona destek oldum. Korudum, kolladım. Bundan sonra da korumaya devam edeceğim. Yoksa o yangını Bade... Siz benim kızıma ne yaptınız ha? Ailecek onu perişan ettiniz. Yok ettiniz kızımı. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Ben sadece kızının mutlu olması için ona destek oldum. Bundan sonra da hep onu yapacağım. Nereye kadar sürecek bu cevvaliyene? Evlendiğinizi öğrendikleri zaman seni aileden aforoz edecekler. Hamiyet Hanım'la Yılmaz Bey buna onay verecek mi sanıyorsun he? Hiçbir şey umurumda değil. Anladın mı? Hiçbir şey umurumda değil. Beş parasız kalacaksın. Kimse sizin suratınıza bile bakmayacak. Benim sevdam paradan daha büyük şeylerle sınandı bugüne kadar. Ama ben hiçbir zaman kızını sevmekten vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeye niyetim yok. Bade de benimle yeni bir hayata başlamaya kararlı. Ben de ömrümün sonuna kadar onu mutlu etmek için verdiğim sözü tutacağım. Bunu da böyle bil. Tabii. Burada böyle atıp tutarken kolay. Ama beş parasız kaldığınızda ne yapacaksınız bakalım? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Böyle oturmak ister miydiniz? Olur, olur tabii. Güzel masa. Buyurun efendim. Eve mi gitseydik? Sevmedin mi yoksa burayı? Yok, ondan değil. Ama üstüme baksana. Sen her halinle güzelsin. Yanakların kızarınca daha da güzel oluyorsun. Ne yersin? Sen ne yersen. Peki. Hadi bir tane daha. İyi ki yanımdasın. İyi ki sen de benim yanımdasın. İyi ki beni bırakıp gitmedin. Tüm gece hayatımın en zor günlerinden biriydi. Sen gözlerini açana kadar nefes bile aldığımı bilemedim. Ben de başımda seni görene kadar yaşadığımı anlamadım.
Neyse işte kar tuttuğu gibi çuvalları kapıp yan taraftaki arsaya koşardık. En tepeye çıkardık. Oradan bir kayardık aşağıya, görmen lazım. Yani en uzak kim gidiyorsa o kazanırdı. Akşama kadar belki 50 kere 100 kere çıkıp inerdik. Ellerimiz buz gibi olurdu. Soğuktan çatlardı, kanardı. Bana mısın demezdik. Ellerin yumuşak. Hem de sıcacık. Ya ben konuştum. Sanki bir ben çocuk oğlum. Sen ne yapardın küçükken? Anlatsana biraz. Ben senin gibi çocukluğumu yaşayamadım galiba. Ya da erken büyüdüm. Neden öyle dedin? Annemi kaybettiğimde çok küçüktüm ben. Konakta halamın yanında geçti çocukluk yıllarım. İşte daha sonra yatılı okul, yurt dışı, iş güç derken yıllar nasıl geçti anlayamadım. Sevda. İyi kötü ikimiz de bir geçmiş yaşamışız. Geleceğimizi içelim mi? İçelim de. Ama bir tane yetti gibi başım dönüyor sanki. Salep. Tarçın ne içiyormuşsun, babam söyledi. Teşekkür ederim. Ne tuhaf değil mi? Hem çok yakınız hem de yabancı. İzin verirsen ben seni tanımak isterim. Belki acıları dindirmez. Ama derdine de, sevincine de ortak olmak isterim. Eğer istersen kendimi de anlatırım sana. Babam senden ilk bahsettiğinde çok üzülmüştüm. Hatta sana yapılan haksızlığa çok kızmıştım. Ama sonra sen Hanva ile evlendin. Abimin canını çok acıttın. Benim derdim Yusuf'la değildi ki. Onu incitmeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Benim hesabım babamlaydı. Onca yıllık yalnızlık. Bir ailem olsun istedim. Babam izin vermeyince de hırçınlaştım. Ben galiba hazır değilim daha bunlardan bahsetmeye. Birbirimize biraz zaman verelim. Ama yine de ne zaman ihtiyacın olursa ben artık buradayım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Güzel olmuş mu? Olmuş.
kafaya. İlla gidip göreceğim stüdyoyu. Öyle merak ediyorum ki filmler nerede çekiliyor diye. Girebildin mi? Hı hı. Girdim. Gördüm. Çok da pişman oldum. Neden? Çünkü bazı şeyler hayalde kalması daha güzel oluyor. Gerçekler hayal kırıklığı yaratabiliyor. Yani bazen. Peki kaç tane film izledin şimdiye kadar? Kaç tane mi? Bilmem ki. Saymadım, sayamam da. Ben sayarım. 2 tane. Ciddi misin? Niye gülüyorsun? Az yani 2. Neyse. Birincisinde Elif'le kaçmıştık izlemek için. Filmin yarısında amcam yakaladı bizi. Kulağımızdan çektiği gibi eve göndermişti. İkincisinde de dayımın bir akrabası Almanya'dan bir video getirmişti. Bir sürü de kaset. Aile Şerefi diye bir filmdi. Adile Naşit'le Münir Özkul oynamıştı filmde. Ağlıyor ağlıyor izlemiştim. Sinemayı seviyorsun. Kim sevmez ki? Ya bahçedesin ya terasta. Emin ol sen bu gidişe zor iyileşirsin. Sen ne diye azarlayıp duruyorsun beni sürekli? Senin iyiliğin için. Hadi içeri geçelim. İlaç vaktin gelmiş. Baban öyle dedi. İnsan kasvet olmayınca bir başka akıyor zaman. Derdi olunca da başka. Sen günüme de gönlüme de uçurtmalar taktın. İçimdeki ağırlığı aldın. Çok teşekkür ederim. Ben seni daha da mutlu etmek istiyorum. Yüzün hep gülsün istiyorum. Senle ben... Lütfen benden kaçma. Bırak ne yaşayacaksak yaşayalım. Olmaz ki. Yani nasıl olsun? Neden? Neden sevda? Neden olmasın? Sevginin rengi mi var? Ya da şekli? O sevebilir, bu sevemez diye bir kural, kaide mi var? Yok. Sevgi bu. Adı üstünde. Sebebi, nedeni, niçin olmaz. Sadece seversin. Zaten koşulu olsa adı sevgi olmaz. Ben sana baktığımda senin gözlerine kalbim daha hızlı atıyor benim. Sensiz geçen her zaman seni düşünüyorum ben. Bu ilişki nereye gider? Neler yaşarız bilmiyorum. Ama bu hali çok seviyorum. Eğer sen de bende aynı şeyleri hissediyorsan, olur ne bırak her şeyi. Konağa mı dönsek? Sıkıldın mı benden? Yok, olur mu? Ben oğlanı özledim. Yani Hamiyet Hanım kızmasın. Alo Pınar. Elif'i versene bana. Al kendin konuş. Elif. Kız sen neredesin? Yatsı okunacak hala gelmedin. Ali Ömer'leyim. Annemlere gittik. Ne? Sahi mi diyorsun? Ay sevdam.
Nasıl sevinmişsindir? Sevinmem mi? Ama şimdi dur bir dakika, soru sormayı bırak da. Oğlan nasıl? Hamiyet Hanım bir şey dedi mi? Yok yok, herkes kendi havasında. Sonra neden olmadı daha? İyi madem. Ben geldiğimde konuşuruz. Kapatıyorum şimdi. Tamam. İçini rahatladıysa gezmeye devam edebiliriz. Daha nereye gideceğiz ki? Sürpriz. Müsaade et, biraz kızımla baş başa kalayım. Beğendin mi filmi? Çok güzeldi. Ne oldu? Ya şey, bu yaşadıklarımız, ne bileyim, ben alışık değilim. Konakta da yapmayalım lütfen. Ben çok utanırım. Tamam. Sen nasıl rahat edersen. Benim kızım, ben, baban. Nasılsın? Babası tarafından vurulmuş gibiyim. Sen niye buradasın ki? Mehmet nerede? Her şeyden, herkesten vazgeçmeye değer mi bu yaşadıkların? Şükür gelebildiniz yani. Halacığım geç geleceğiz demiştim ya. Sevda'nın ailesine gideceğimizi biliyordun. Ayol bu kadar gecikeceğinizi nereden bileyim ben? Ben bir oğlana bakayım. İyi edersin. Ne oldu Ali Ömer? İnşallah bir problem çıkartmadı babası. Yok yok halacığım. O konu kapandı. İyi ki de götürmüşüm Sevda'yı. Annesi kardeşleri çok sevindi gördüklerinde. Ay vallahi ben seni anlamıyorum. Vallahi. Ayol ne işin var kızın peşinde?
götürürsün, onlar biraz hasbihal ederler. Ondan sonra da alır getirirsin. Yavrum, bak bunlar cahil, cahil. Sen böyle bir tür iyi niyetinle yardım etmek istersin, elinden tutmak istersin. Ama onların kafası ters çalışıyor ya. Böyle birdenbire başka şeyler düşünmeye başlarlar. Aklın şaşar vallahi. Halacığım, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Sen hiç merak etme. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İyi. Hep bunu söyleyenler yanılır zaten. Kanına tok da altı dengiş ileceğiydi bir tek. Tamam. Sağ ol Cemile. Hadi size iyi geceler. Oğlum. Umudum. Oh, burnumda tüttün annem. Mucize üstüne mucize verdi Allah bize. Anneanneni gördüm. Teyzeni, dayınları. O kadar sevindiler ki bir bilsen. Sonra Ali Ömer bana... Dillendirmeye çekiniyorum ya. Nazar değer, rüyaysa biter diye korkuyorum. Senin altını mı temizleyeceğiz ha? Hadi ben seni yatırayım, sıcak suyunu kapıp geleyim. Güzelim, niye ağlıyorsun? Artık senden başka hiç kimsem yok. Baban bir şey mi dedi? Hı? Seni çok sevdiğim için, senin yanında olmak istediğim için beni terk etti, reddetti beni. Mehmet. Artık sadece benim kocam değilsin. Senden başka hiç kimsem yok. Hiçbir şeyim yok. Bizim hiçbir zaman birbirimizden başka hiçbir şeyimiz olmadı ki zaten güzelim. Ağlama artık, ne olur. Enişte, yarın şirkette çok önemli bir toplantımız var. O yüzden bugünkü işleri ertelemek zorunda kaldım. Akşama kadar şirkette olacak mısın? O zaman Yılmaz da sana bir uğramak istiyorum. Tabii tabii, olurum. Benim bir su almam lazım. Hayırdır baba? Oğlum... İşi öğrenmek için bir ucundan başlaman lazım. Ali Ömer her şeyi yalnız başına götüremez ki. Birbirinize destek olursanız şirketimiz dimdik ayakta durur. Müzik